bir aleme indim yalnız, yerde top düşün dedi. Bilinçaltı zihin, bilinçli zihin dedi şu. Kabuk diyor ki, yerde toprak, gökte yıldız. Bilinçaltı zihin diyor ki, ben dünyaya geldiğimde annem vardı, kardeşim vardı, babam yoktu. Ve yerde toprak, gökte yıldız. Annem vardı, kardeşim vardı, babam yoktu. İşte bütün sanat eserlerine bilinçaltı diliyle yaklaştığınızda pek çok şey ortaya çıkar. İlk elinize alacağınız 3 hatta 4 tane sözcükle başlarsınız. 4 sözcükle başlarsınız çünkü ilk bitki 4 sözcüğü gördü. Birinci gördüğünüz sözcük şuydu. İkinci gördüğünüz sözcük de şu oldu. Üçüncü gördüğünüz sözcük de şu oldu. Dördüncü gördüğünüz sözcük de şu oldu. Şurada ne var onu anlatacağım. Bu ne? Şuna. Dedi. Baba dedi. Bu ne? Anne dedi. Çocuk dedi. Yani etrafta su birikintisi diyorum. Su birikintisi ne? Sevgi adını verdi. Anne, baba, çocuk, sevgi. Ama bu ilk bitki olan eğlenti otu B, A, B, A, F, A, T, H, R ya da M'dır ya da işte başka bir şey anne demedi. Çünkü zaten onun ses çıkarma, bu harfleri kullanma imkanı yok. Ve ikincisi bilinçaltı dili zaten ses çıkarmaz. Yani biz sessiz rüyalar görürüz. Görebiliriz. Biz kurduğumuz hayallerde hiç ses olmaz. Bilinçaltı dilinde ses yok. Koku alma da yok. Tat alma da yok. Dokunma da yok. Duyma da yok. Sadece bilinçaltı dilinde görüş var, görmek var. Şunu gördüğü zaman baba, bunu gördüğü zaman anne, bunu gördüğü zaman da çocuk.